Günaydın. Günaydın. Madam Emma'ya mı? Evet. Hayret valla. Bugün maşallah kuzu gibisin. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Herhalde salıncağını salladığın Halideciğine ne yılan bir karı olduğunu öğrendiğin içindir. Hayır Güllem. Asıl senin ne şeytan olduğunu öğrendiğim için susuyorum. Ne şeytanlık yapmışım ben? Sırf Muzaffer'le evlenebilmek için Halide'yi, yaptıklarını abine söylerim diye tehdit etmişsin. Daha ne olacak? Oh, iyi yapmışım. Utanmadan bir de o kadını mı müdafaa ediyorsun bana? Hayır. Ben eski Güllü'den bahsediyorum. İyi yürekli, saf ve temiz Güllü'den. Sana kaç defa söyleyeceğim. O Güllü öldü. Çıkar şu maskeyi artık suratından. Bu sen değilsin. Bildiğim, tanıdığım Güllü bu değil. Şu haline bak. Kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne varmış benim halimde? Ha? Ne varmış? Sana Halide'yi tehdit ettiğimi anlatanlar, Halide'nin çiftliğe adım attığım günden beri bana nasıl eziyet ettiğini de anlattılar mı? Ha? Beni her Allah'ın günü terbiyesiz, görgüsüz diye aşağıladığını, Zaloğlu'yla birlik olup dağlarda, mağaralarda aç susuz it gibi dolaştırdığını, elimi ayağımı bağlayıp nasıl tokatladıklarını anlattılar mı? Sen de intikamını aldın öyle mi? Evet, öyle. Yazık. Meğer senin de babanla abinden bir farkın yokmuş. Ne diyorsun sen be? Onlar seni, sen de vicdanını para ve zenginlik için sattın diyor. Satmadım. Sattırdılar. Ölümü bile göze aldığım bir adam sattırdı bana vicdanımı. Hadi geç arabaya. Derse geç al. Merveilleux değil mi? Allah madem bana pek merveilleux gelmedi. Bunun nesini seviyorsunuz Allah aşkına? Hamamda birbiriyle kavgaya tutuşmuş kadınlar gibi cırlıyorlar. Ya mon dieu. Ha siz Mozart'ın müziğine nasıl böyle bir yakıştırmada bulunursunuz? Ha adab-ı muaşeret klasik müziksiz olur mu hiç? Hoş. Zaten geldiğinizden beri dersle alakanız yok. Bugün pek havamda değilim madem, kusura bakmayın. Ama kuzum, siz hiçbir zaman havanızda olamıyorsunuz ki zaten. Esasen ben bu derslerin size faydası dokunduğundan da şüpheliyim. Madem, bana bugün de müsamaha gösterin. Bir daha sizi hiç üzmeyeceğim, söz. Bu kaçıncı söz? Neyse, dersi bitirelim de azat olun bari. Teşekkürler madem. Yalnız bu defa hakikaten söz vereyim, bugün evde Fransızca çalışmaya devam edeceksiniz. Oldu mu? Oldu madam. Oui. Hı-hı.
Evet Selami Bey. Sonunda elime düştünüz ha Güllü Hanım. Güllü değil, Serap. Bak, buna kapı gibi hüviyet derler. Serap benim adım artık bundan sonra. Serap hanımefendi diyeceksin bana. Demek sonunda muradına erdin. Uzatma, tamam. Evet, şimdi ne yapacağım? Şu kontağı çevir, düğmeye bas, motoru çalıştır. Kontak hangisi? Şu anahtar. Tamam, marşı yakacaksın. Şimdi debriyaja bas, vitesi bir at. Debriyaj ne? Debriyaj değil, debriyaj. Adını Serap yaptın ama kafa hala eski kafa. Bana bak, öğretecek misin, öğretmeyecek misin? Seni Muzaffer'e şikayet ederim ha. Çok da umurumdaydı. Nerede o dediğin debriyaj? Soldaki. Tamam, bastım. İyi. Vitesi at şimdi. Şu uzun sopa gibi olan şey mi? Evet. Nereye atayım? Camdan dışarı. Allah'ım sabirin ya. Biri atacaksın bak. Böyle. Tamam. Şimdi sağ ayağını şu gaz pedalına koy. Debriyajdaki ayağını yavaş yavaş kaldırırken diğeriyle de yavaş yavaş gaz ver. Durdu bu. E durur tabii. Ben sana demedim mi debriyajdaki ayağını yavaş yavaş kaldır diye. Çevir kontağı şimdi tekrar. Tamam. Vites boşta mı? Ne bileyim ben. Tamam, yeter. Çek elini. Fazla labale olma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.